emin. 9 liranın üstünü gördük. Bu Merkez Bankası'nın konuşması, Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması nedeniyle mi, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp biraz sonra analiz edeceğimiz sözleri nedeniyle mi? Yani Suriye'de artık sabrımız taşmak üzere, dolayısıyla artık buna katlanamıyoruz dedi ve operasyon sinyali verdi. Daha pek çok sefer gördük daha önceki zamanlarda da bu tip sinyalleri. Hangisinin etkisi sence? Önce ilk etabı Merkez Bankası Başkanı'ndan geldi. 8.94'ler, 8.95'lerden 98'lere fırlattı Merkez Bankası'nın başkanının açıklamaları dolar kurunu. Ardından da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları geldi. O da tabii yükseltti kurları. Şu an itibariyle ben hemen söyleyeyim size. 9.004 seviyesindeyiz. Ama Türkiye'de enflasyon, kur, bunlar yapışkandır. Yani gördüğü bir seviyenin altına kolay kolay inmez. İnse de o geçicidir. Geçici olarak iner. Tekrar herkesin gözü aynı yere takılır ve herkes onu artık 9. Bir kere 9 olduysa onu artık herkes zaten daha önce 10 görüyor. Olacak deniyordu yani. Giderek oraya doğru ilerliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi, değil mi? Öyle mi? Burada birkaç şey var Şirin. Merkez Bankası Başkanı'nın söylemlerinde insanları yok ya, ya bunu da dememiştir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı ne olursa olsun teknik bir adam. Yani bir matematik yürüten bir adam. Budur yani. Merkez bankacılığı budur. Sonucunda bir teknik bir şey. Bugüne kadar böyle bir şey biz bu kadarını görmedik. Hani hep daha kötüsü olamaz, daha fenası olamaz diyoruz, daha kötüsü oluyor. Hakikaten böyle bir şey görmedik. Birincisi Merkez Bankası Başkanı gözümüzün içine bakarak diyor ki enflasyondaki yükseliş geçici. Ya bu nasıl olabilir enflasyondaki? Eğer rakamla oynamayacaksanız geçici olamaz. Niye? Dünyada petrol fiyatları, gaz fiyatları fırlamış. Senin ülkende dövizin hareketi belli. Bunun enflasyon üzerinde bir baskı yaratacağı belli. İktisat bilmeye bile gerek, hani matematik tarafını iktisadın bilmeye bile yok. Sokaktaki vatandaşa desen ki petrol fiyatları fırlıyor, doğal gaz fiyatları yani enerji fiyatları fırlıyor desen, o sana diyecektir. Enflasyon yükselecek. Birincisi bu. İkincisi Merkez Bankası Başkanı kendi internet sitesinde, kendi internet sitesinde olan bilgiyi yalanlıyor. Ya oraya bakmamış, ya Merkez Bankası'nın sitesine girmiyor mu, bilmiyor mu, ya da politize olmuş. Diyor ki rezervlerimiz tarihin en yüksek seviyesine ulaşacak. Başka bir şey söyleme şansı var mı? Eğer Merkez Bankası Başkanı olsaydı evet. Ama bir kişinin dudakları arasında kariyer belirleyen kişi olduğu için hayır. Ama Merkez Bankası Başkanı'nı siz yasasına aykırı bir şekilde görevden alıp istediğiniz gibi atıyorsanız Merkez Bankası bağımsızlığı zaten çöp oldu. Bunu da yapan kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan bizzatihi bunu, durumu yaratan kişi. Yasasına göre başkan görevden alınamaz. Alınamaz. Vatan hainliği falan olması gerekiyor. Böyle ağır bir şey olması gerekiyor. Sonuçta geldiğimiz yerde Merkez Bankası'nın kasasındaki, şu anda ben açıyorum Merkez Bankası'nın sayfasında rezervler ve swap işlemleri, ne görüyorum? 37 milyar 470 milyon açığımız var diyor Merkez Bankası. Diyor ki ey sevgili vatandaşlar, bizim 37 milyar 470 milyon dolar açığımız var. Gökten bize 37,5 milyar dolar düşerse bizim 0 dolarımız olacak. 0 dolarımız olması için. Yani sen geliyorsun diyorsun ki Emin ya bir paraya sıkıştım, bana bir 100 lira ver diyorsun. 100 lirayı sana veriyorum. Dönüyorsun Barış'a diyorsun ki 100 liram var Barış. Aslında o senin 100 liram değil. O benim 100 liram. Merkez Bankası Başkanı da bu sitesinde yer alan bilgiye rağmen dönüp halka bunu. Şimdi bunu siyasetçiler yapabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden yapıyor Şirin? Şundan. 128 milyar dolar nerede sorusunun etkisini hafifletmek için. Hani diyorlardı ya nerede? O harcandı bitti. Yeniden biriktireceksiniz onu. Yeniden yapacaksınız. Sen hala sormaya devam ediyorsun ama. Sürekli. Her yayınımda sormaya devam. Çünkü bu para bizim için çok ölümcül bir para. Çok büyük bir paradan bahsediyoruz şimdi. Ve burada gene dönüp bakarsak Türk lirası dolar değer kazanıyor söylemimize uyum sağlamıyor. Yani dolar değer kazanmıyor.
Dolar değer kazansaydı, doların euro karşısında da, sterlin karşısında da, İsviçre frangı karşısında, Japon yeni, Çin renminbisi, yuanı karşısında da değer kazanıyor olması lazımdı. Öyle değil Şirin. Türk lirası serbest düşüşte. Bunu nereden anlıyorum ben Emin Çapı olarak? Ben bazı para birimlerine takım. Bunlara bakıyorum. Bunlardan biri Etiyopya birı. Etiyopya'nın para birimi birı. Etiyopya birı karşısında Türk lirası yılbaşından bu yana değer kaybediyor. 10 yıllık tabloyu görsen korkunç. Afganistan Afganisi. Afganistan. Yani şu anda Afganistan diye bir devlet var mı? Afganistan Afganisi karşısında Türk lirası değer kaybediyor Şirin. Bu olamaz. Yani insan hatta ben şimdi şu andaki durumu hemen böyle bir olanağım var şükür hala devam eden. Hemen size şu anki şeyi göstereyim. 12 saat. 12 saat içerisinde Afganistan Afganisi Türk parası karşısında değer kazanmış. Ben sana söyleyeyim. Bir lira verip bu sabah 9 Afgani alabiliyordun. Şu anda 1 lira verip 8 Afgani alabiliyorsun. Yani sürekli değer kaybediyor bizim para birimimiz. Sürekli değer kaybediyor. Afganistan Afganisi karşısında, Etiyopya birı karşısında değer kaybediyorsa Türk lirası, o zaman şunu söylememiz lazım. Ha, dolar değer kazanmıyor. Türk lirası serbest düşüyor. Bunun bize ne etkisi olacak Emin Çapa? Bunun size etkisi şu olacak. Enflasyon artacak. Enflasyon sizin cebinizden çalınan paradır. İki, bu arada domates fiyatı da artacak. Dikkat edin, gübre fiyatları çıldırmış vaziyette. %178 arttı gübre fiyatları ortalamada. Son bir yılda Şirin. %178. O zaman ne oluyor? Domates fiyatı, biber fiyatı, patates fiyatı hepsi artıyor. Bu arada arkamda Merkez Bankası bilançosu var. Evet. Bilmiyorum bununla ilgili bir şey söylemesi. Bu işte benim söylediğim sayfa. Ya şimdi ben şunu anlamıyorum Emin. Barış'a geçeceğim. Siyasi ayağını onunla konuşacağız bu işin ama önce Emin'den bütün... Ya biz 6 ay aralıklı aynı şeyi konuşuyoruz. Erdoğan çıkıyor diyor ki ben bu enflasyonu düşüreceğim, faizleri indireceğiz, enflasyon düşecek, ekonomiyi çözersen ben çözerim. Geçen gün çıktı ne dedi? Biz demiyoruz ki memlekette sorun yok. Biz diyoruz ki memleketteki sorunu biz çözeriz. Ya biz 6 aylık dönemlerle Merkez Bankası başkanlarının performans problemini, alamadıkları kararları ya da onlara aldırtırılan kararları, düşürülen faizleri, patlayan dövizi, çıkan enflasyonu konuşuyoruz. Dön, 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 dolaş aynı şey. Daha niye? Bunu en son ne zaman konuşuyorduk? Değil mi? Mayıs'ta, tabii, Nisan'da, tabii, ondan önce çok başarılı ekonomi bakanımızın bir gün toz bulutu haline geldiği sırada. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı'nın gitmesi sırasında. Şu halimize şükredelim. O sırada eksi 60 milyar dolarımız vardı. Eksi 60 milyar. Şimdi 37 milyar. Hani böyle sıtmayı ölümü gösterip sıtmaya razı olma durumu. O zaman eksi 60'tı, şimdi eksi 37. Buradan öz cümle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı sorunu biz çözeriz. Sorunu yaratan kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu sorunu çözemez. Çünkü sorunun kaynağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir, kusura bakmasınlar, burada geçen yayında söylediğim gibi, ekonomi bilmiyor olması. İki, daha önemlisi ekonomi bildiğini düşünmesi. Şimdi ekonomi bilmek zorunda değil bir başbakan. Ama bence bunu artık ekonomi biliyor bilmiyor olarak okuyamayız Emin. Şunu sormak istiyorum sana. Şimdi birazdan siyasi boyutunu da birlikte konuşacağız ya. Şimdi bir iktidar, herkes bas bas bağırıyor değil mi? Yani sadece Türkiye bağırmıyor. Dışarıda da bu konuşuluyor, içeride de bu konuşuluyor. Muhalefet de bunu söylüyor. Neredeyse yani kendilerine en yakın basındaki isimleri, milletvekilleri bir söylüyor. Ya bu ekonomiyle efendim seçim falan kazanamayız. Yani görüyorsunuz, çöküyoruz. Halktan koptu deniliyor. Kendi milletvekilleri çıkıyor diyor ki Cumhurbaşkanım yani bu ekonomi de böyle olmuyor. Hani acaba bir şeyler mi yapsak gerek var? Bunlar bütün konuşulurken ve herkes aynı şeyi söylerken nasıl bir şeydir bu? Ya nasıl bir mantıktır? Hani seçimi kaybetmeye doğru gidiyorsun. Ekonomi nedeniyle kimseyi artık tutamıyorsun yanında ve hala dönüyorsun bu kararları alıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın şapkadan
tavşan çıkarma imkanı bitti. Daha önce hep böyleydi. Şapkadan bir tavşan. Tavşanlar bitti. Çünkü öldürdü tavşanları Sayın Erdoğan. Tavşanları öldü. Bir yok. Yok. Ve AKP'de ayrıca kadro da yok. Yani etrafta adam yok. Bunları yapabilecek. Sayın Kavcıoğlu'ndan çok özür diliyorum. Kendisini incitmek için söylemiyorum. Ama Sayın Kavcıoğlu, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı adaylarını say dense ilk 10 bine girer mi? Ben emin değilim. Yani bakın ilk 50'ye, ilk 10'a, ilk 100'e değil. İlk 10 bine girer. AKP açısından da böyle. AKP 2005-2006 yıllarında, 2007-2008 o yıllarda Merkez Bankası Başkanı adaylarını saysa Sayın Kavcıoğlu onların aklına ilk binde gelmezdi. Şimdi yani sen kırmayalım diyorsun, tabii ki kırmayalım da, ama kusura bakmasın, bürokratlarda bir zahmet beğenmedikleri, yapamadıkları görevleri kabul etmesinler. İleride ondan sonra günah çıkarmaya başlayacaklar. Bugün eski en kıdemli politikacıları bile görüyoruz. Şöyle yanlış yaptık, böyle durduk. Şimdi sözün özü, buradan siyasi bölümü, Suriye açıklamasını, yani Suriye'de artık bıçak kemiğe dayandı gibi okuyabileceğimiz Erdoğan'ın akşam akşam yaptığı ve sonucunun da ne olacağı aşikar olan açıklaması, ülkemize yönelik Suriye'den gelen tehditlere tahammülümüz kalmadı, gerekli adımları atacağız açıklaması. Ne kadar etkili? Bunun da payı var mı? Mutlaka var, ama iki hafta sonra 9 lira olacaktı, bugün oldu. Öyle diyeyim sana. Yılbaşından bu yana dünyada parası dolar karşısında en çok değer kaybeden ülke hangisi? Bugünden önce söylüyorum bunu. Yani pazartesi günü itibariyle dünyada parası dolar karşısında en çok değer yitiren ülke hangisi? Türkiye. İkinci sırada kim var? Batmış, iflas etmiş, ekonomik programı bile çökmüş Arjantin. Arjantin'den daha kötü durumda Türkiye. Yani mutlaka Suriye açıklamasının Cumhurbaşkanı'nın etkisi var. Ama asıl mesele Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarına bakışı. Asıl sorun orada. Bakamayışı ya da nasıl artık, artık nasıl ifade edersin? Şimdi ben ekonomist değilim, Emin'den dinledik. Ama bir eski dış politika muhabiriyim. Dolayısıyla konu dış politika olunca öyle birdenbire sonuçları atlamamak gerektiğini iyi bilirim.